Samsun Spor Erzurum deplasmanındaydı. Evet. İsmet bir alalım pozisyonu. Bizi bir al ekrandan. Tamamen bu penaltı pozisyonuna odaklan. Tanju hocam. Dakika 90 artı 7. Skor 2-2. Topun başında oyuna sonradan giren Hasan Kılıç var. Geldi, vuruşunu yaptı. Maçın kahramanı Göktuğ topu çıkarttı. Bu arada bu pozisyonla birlikte Erzurumspor'un sahadaki oyuncu sayısı 9'a düştü. Yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynadı Erzurumspor ve çok pozisyona girdik, atamadık. Ama 90 artı 7'de kısmet ayağımıza geldi. Bunu kullanamadık. Ve yine maçla ilgili bizi alırsan ekrana sevgili kardeşim. Yine maçla ilgili, oyuncu değişiklikleriyle ilgili takımın şimdi Yücel sportif direktörünün oyuncuların değişmesiyle ilgili konuştuklarından bahsediliyor. Bunlarla ilgili bir takım spekülasyonlar var. Siz ne dersiniz? Var mı bunlar, gerçek mi? Var mı? Yanlış bir cümle. Kardeşim, bunu bir adam ısrarla söylüyorsa yalan söyleme borcu yok. Belli olur zaten. Kısa zamanda ortaya çıkacak ama şunu söylemek istiyorum. Samspor bu maça gelirken Erzurumspor'un bütün tahtaları, bacaları, kapıları hep kapalı. Evet. Değil mi? Geçen seneki kadrodan 3 tane oyuncu da bize geldi. Doğrudur. Şimdi böyle bir maç var. Burada gidip Erzurumspor'u yeneceksin arkadaş. Yeneceksin ve Erzurumspor 10 kişi kalmış yahu. Yani ister Batu, ister Yüksel Yıldırım. Yani burada ne yapmak istiyorlar çözemiyorum. Duyduklarım çok çirkin. Yakıştıramıyorum bir kere hocaya, Bayram hocaya. Bayram hocam, senin bir adın, bir şanın var. Senin bir karakterin var, bir duruşun var. Yani sana eğer dışarıdan birileri şu oyuncu oynat, bu oyuncuyu al dediklerine inanıyorum. Ben hayali konuşmayacağım. Dediklerine inanıyorum Bayram hocam. Lütfen ya yarın açıkla bana karışıyorlar diye, ya da ne yap biliyor musun hocam, istifanı ver git. Ver git hocam ya. Bir şey kaybetmezsin. Duruşundan kazanırsın. Bir de çık televizyona, neden işi bıraktığını söyle. Söyle ya. Ya arkadaş, niye korkuyorsun? Neden yahu? Niye? Yani sen 10 yılda çalışmasan kazandığın para sana yeter bugüne kadar zaten ya. Bir karakterli duruş göster ya. Batu denen çocuk gelecek, hocadan, başkandan bilgi alacak, detay alacak, sana bağıracak, sana fırça çekecek. Sen onun istediği oyuncuları oyuna sokacaksın. Yok böyle bir dünya hocam. Ben yakıştıramadım sana, sen Trabzonlusun. Bence gereğini yap hocam. Yapmak zorundasın. Çık açıkla hocam. Çık açıkla, kendini akla hocam. Lütfen. Çünkü Samsun'da bu dedikodu başladı, aldı başını gidiyor. Rahat edemezsin hocam. Bu soruna çözüm bulmak zorundasın. Artı Hasan, amacını anlamadım. Niyetini anlamadım. Penaltıcı sen misin kardeşim? Kardeşim, derdin ne senin? Kötü başladın. Isınmamışsın, hala topun başına gidiyorsun. Penaltıyı atmanın peşindesin. Niye ya? Ya niye sen atıyorsun? Yani sen attığın zaman ne olacak? 5 puan mı verecekler bize? Yani sen orada kendini mi göstereceksin? Ya topa girişin faul. Duruşun faul. Topa vuruşun kötü. Hazırlıksızsın. Amacın yok. Niyetin kötü. Düşüncen kötü. Tanrı cezalandırdı. Tanrı cezalandırdı ya. Bu kadar lakayt, bu kadar amaçsız, ruhsuz o topa geliyorsan o gol olmaz. Bu kadar kötü bir vuruş yapılır mı ya? Bu kadar çirkin bir vuruş yapılır mı ya? Ya sen niye takımın penaltısının elinden topu alıp penaltı atıyorsun? Yazık değil mi Samsun'un 2 puana şimdi? Ne verdin bugüne kadar? Geçen sene de buna dahil. Ne verdin Samsun'a? Kavga gürültüm dolu. Çenen çok iyi işliyor. Sağda işle ya. Sağda böyle işle de goller attır. Adana Demirspor'da oynadığın gibi bir şeyler yap ya. Aldığın hakkını ver Hasan hocam. Sevgili Hasan kardeşim. Burası Samsun şehri. Bizim sevdamız, bizim aşkımız, bizim varlığımızın sebebi Samspor ya. Bunu bilmeyenler utansın. Bilmeyenler utansın. Ve şu anda 4 haftadır, 5 haftadır
buradan Samsun'dan yayın yapıyorum. Tam 45 gündür de Samsun'dayım. Babamın yoğun bakımından dolayı, hastalığından dolayı. Sizin umurunuzda değil, önemli değil. Hiç önemli değil. Ama ben Samsun'un her maçını 90 dakika seyrediyorum. Hep istiyorum kazanalım. Hep istiyorum kazandıktan sonra alkışlayalım. Mutlu olalım. Böyle kucaklaşalım. Omuz omuza verelim. Olmayacak. Ben fazla konuşmak istemiyorum hocam. Saat 11.02 geçiyor. Evet. Güzel de programımız oldu. Sen konuş, ben devamını yapayım. Tanju hocam.